geldiniz. Hoş bulduk Tursu. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aha, ayakkabılar çok hoş. Teşekkür ederim, sağ olun. Elbisen de çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel çok görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim canım benim, sen de öyle. Ay inşallah yemekler de öyledir. Ay şöyle kırıta kırıta gidip hiç beceremiyorum kırıtmayı, oluyor mu? Çok güzel oluyor. Ay böyle kırıtıyorlar ya. Ben onu bir becerip, bir olmuyor. Benim her yerim başka oynuyor. O da bir başka bir yetenek değil mi? Hayran mı öyle kırıtan şey yapan böyle dişi, iş ve dişi kadınlara, iş ve cilve. Ah sade ve hoş bir masa. Teşekkür ederim. Canım. Bu çiçek senin herhalde. Evet. Aa, tabaklar bizim gibi. Evet. Aman ne güzel ama uyumlu. Uyumlu gördüm güzel, ben. Güzel pembe tatlı bir masa olsun. Bence de tatlı işte bir çiçek koymuşsun. Canlı mı o? Evet. Canlı. Aa çok güzelmiş. Kibar. Evet. Aa, yani çiçek güzel. Var mı? Var. Değil mi? Efendim. Çok dikkat, çiçek dikkat çeksin istemedim masada. Sen dün şey Uğur'un masasına boş demiş miydin? Çok boştu evet. Onda hiç çiçek bile yoktu yani. Buna da farklı bir yorum yapmazlar gitme geliyor ama en azından bir şey koymuş. Evet açabilirsin kapıyı. Senin için yarışma başladı. Merhaba. Merhaba. Hoş merhaba. Teşekkür ederim. Güzel merhabalar. Ederim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba Meltem. Merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar. Merhaba Yasin. Merhabalar, İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Aa, bak, Tokan'a bakayım, iyi sen. Aa, yeniden moda mı oldu onlar? Evet. Ah, en son Serpil Çakmaklı da görmüştük. İkinci benim. Şeker ama. Aa, beyaz kıyafet. Çok ters, çok ters. Kasları biraz kapatmış. Biraz kapattım bugün. Biraz kapatalım ama gene de belli oluyor yani. Hoş, hoş. Evet, herkes çok hoş. Evet, hemen masayı değerlendirelim isterseniz her zaman yaptığımız gibi. Kimden başlayalım? Ben başlayayım mı? Benden başlayalım. Tabii ki et uzmanı burada. Et uzmanı, masa et uzmanı. Uzmanı. Masa düzenli standart. Diğer arkadaşların yaptığı masa düzenli aynı ama aynı. Çay sehpanın çiçeğini getirmiş, ortaya koymuş. Ne sehpası? Çay sehpasının var ya, küçük sehpaların çiçeğini fiskos getirmiş. Fiskos masası diyorsun. Fiskos masası mı oluyor? Olur mu? He, öyle getirmiş, küçük sehpa. Getirmiş, onu koymuş buraya. Buraya bu masaya uygun değil. Yani bu masa, kocaman masaya küçücük çiçek. Ben bunu eleştireyim ilk önce. En hiç, azından koydum. Koymayanlar da var. Yok, ben hiç onu beğenmedim. Gayet yani. Güzel, güzel duruyor. Evet, bana gayet söylüyorsun ama siz de keşke koymasaydınız. En azından yok, hiçbir şey olurdu. Güzel, bu daha güzel olurdu. Kibar çiçek yani, masaya da uyumlu. Yani, hiçbir şey koymayan derken yani sadece bunun ne olacaksa bu iş, keşke siz yani de koymasaydınız. Yani sadece benim için bununla da olabilir. Daha iyi olur. Keşke daha siz de koysaydınız. Yani koymasanız daha iyi. Keşke koysaydınız. Yani koyuyorlar, niye koydun? Koymuyorlar, niye koymadın? Bu çiçek başa bela. Ama şimdi evet. Bu çiçek de olmamış yani. Olmamış. Zarya'nın doğruyu söylemek için. Aynen, kocaman bir şamdan koymamız gerekiyordu. Heh. En azından bir albenisi vardı bence. Bence hiçbir albenisi yok. Değil. Ne çiçeği? Bu ne çiçeği biliyor musunuz? Ne çiçeği? Dışarıdan bir size çiçek gönderdi, üstüne süslemeler yapar. Dışarıdan size böyle seramik güzel bir kapta mı çiçek gönderiyorlar size? Dışarıdan size böyle seramik güzel bir kapta mı çiçek? Benim kocam bunu da göndermez. Üstüne gelen süsler vardır ya böyle çiçeklerin üstünde çubuklarla falan. Aynı onlar. Yok, İlhan Hanım. Benim kocam bunu da göndermez. Daha heybetli için gönderir. Dursun Hanım. Tursun Hanım. Tursun. Bunu kaç defa yapıyorsunuz Bey, ama gerçekten ayıp ediyorsunuz. Yok, ne ayıp ediyorsunuz? Allah'ım. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Ya dilim Türkçü. Ben sizin isminizle dalga geçsem bu hoş bakın, olur mu? Veya herhangi bir şeyinizle. Ya bak yine diyeceğim. Dursun mu? Tursun mu? Şimdi Tursun, bak, Tursun. Tursun Hanım ama. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam Tursun. Ya Allah Allah. Bir daha söylemeyeceğim Yasin Bey. Eğer hala Dursun diye benim ismimle dalga geçecek. Ya dalga geçme anlamında. Ben istemiyorum sizi. Ya Allah Allah. İstemiyorsan isteme yani. Ya misafir pehlivan, senin misafir pehlivanın da bu kadar. Özellikle yani. Mi söylüyorsun, dilim mi dönmüyor? Ya dilim dönmüyor. Bir de değiller, biz hep Dursun alışmışız ya. E bir de turşu demişsiniz, o ne alaka? Turşu mu? Turşu da demiş. Kim ya, demiş? Hayır, turşu da demiş. Yani bu gerçekten saygısızlık. Bak ya, saygısızlık değil. Ne saygısızlık? Canım, gerçekten ya, turşu şey. Dedin mi? Ya hayır, turşu derken şu anlamda dedim yani. Şey kaldırsa, turşu şey koysa turşu olacak dedim. Yani Yasin Bey, gerçekten yakışmıyor size bu söylediğiniz. Yok yok. Kesinlikle eğer yakışmıyor. Böyle bir şey gerçekten eğer, söyledin yakışmamış size. Eğer ya, bir kez daha bunu söylerseniz gerçekten sizin masanı da istemiyorum. Aa lütfen misafir. Ya, i̇stemiyorum, buna dikkat edin. Sonradan olma, saçlarınızla dalga geçiyor muyuz? Aa esas. Aa, dalga. O da o. Bilal neler çalışıyor. Sırma saçlarına lütfen laf söylemeyin. Sırma saçlarına. Sonradan olma. Yasin Bey, saçınız aşağıya değiyor.
Aşağı mı değil hani? Toplayın. Tokumu verir mi? Neyse ben senin asıl sadece gelelim. Bak şimdi az değilsin. Sadece buraya mı ektirdiniz saçı? Arkada bir şey göremiyorum çünkü. Bir döner misin? Ben aksesuarımdan memnunum. Lütfen. Evet aksesuarım çok belli. Lütfen aksesuarıma dokunmayın. Yemin ederim ben hiç incelemedim bugüne kadar. Onlar söyleyince nelere bakıyorsunuz siz ya? Şu sırma saçlarıma bütün beykoz hayran ya. O benim kaslarıma kıyafetimi laf ederse Zuhal Hanım ben de bunu söyleyeyim. Saça başa geldik. Ben de ne zaman gelecektik saça başa kıyafeti? İsimden dursun. Tursun, Münah. Şimdi T'yi söyleyebiliyorsun. T söyleme şeyim zorluğum var. Zorluğum var. Evet, biraz zorluğum var. Bence sizin hem matematik hem de Türkçe öğrenmeniz gerekiyor. Yok yok gayet iyi. Ne sayı sayabiliyorsunuz, ne toplama çıkardı, ne de bir konuşma yeteneğiniz var yani. Sizin var ya, sizin o söylediğiniz şeyleri ben cebimden çıkartırım. Görüyoruz. Bak, Türkçem de güzel, matematiğim de güzel. Yani, matematik güzel olmasa evet. Esnaflık yapmam bir kere. 7 puan verip 8 diye hesaplayıp Tursun kesinlikle, söyleyemeyip Dursun söylemek. Kesinlikle bugün o senin sizin o verdiğiniz 6 puanı da ben şimdi burada değerlendireceğim. Neden o 6 puanı verdiniz de ben burada gerçekten sorgulayacağım. 6 puanın benim masamla ne ilgisi var? Uğur Bey'in de, masasına ben 6 puan sizin de hanımefendiye evet. Verdiğiniz puanı kesinlikle benim gözüme kaçmaz. Yorulara girmeden çok affedersiniz ama yarışmacımızın süresini başlatacağız servis için. Dolayısıyla kaselerimizi uzatmamız gerekiyor. Köz ne çorbasıydı canım? Köz domates çorbası. Köz domates çorbası. Ne olur birbirimizi kırmayalım ya. O oralara girmeyelim. Yani espri yaparız, güleriz, eyvallah geçeriz. Fakat yani ben özellikle demediğini farz ediyorum. Ya T'yi çok fazla rahat kullan. Bak şimdi söylüyorsun ne güzel. Bazen böyle takılıyorum. O temelle dursun, o ayrı. Burada Tursun var. Hoşlanmıyormuş. Eminim de hayatı boyunca çok maruz kalmıştır. Evet. Bana da neler diyorlardı ya soyadımdan dolayı ilkokulda. Yasin Bey tamamen reklamını yapmaya geldiği için insanların üzerine oynuyor. İsimleriyle kırıcı laflar söyledi. Bence yanlış yaptığını düşünüyorum. Özellikle sinir etmek için Tursun Hanım'ı kullandı yani. Yasin Bey ben kesinlikle bunu kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Çünkü yani ard arda 3 kez Tursun Hanım diyebiliyorsanız yani bu eğer bir telaffuz bozukluğu olsaydı harfle ilgili bir fonemle ilgili bir sıkıntı olsaydı ben bunu anlardım. Edebiyat öğretmeni olarak orada kasıt var. Çok net Tursun Hanım haklı. Çok haklı. Günümüz şartlarında Zuhal Hanım değiştirsin çok rahatsız oluyorsa bu isimden madem ki bu kadar rahatsız oluyor Dursun'dan veya Tursun'dan. O Tursun'dan değil de Dursun denmesinden rahatsız oluyor bence. İsminde bir rahatsızlığın var mı? İsmim ben gayet iyi seviyorum. Sadece böyle babana dalga falan kızmışlığın var mı? Baba ya kimse Tursun diyemiyor. Herkes yok, Dursun diyor bana. Yok seviyorum ismimi. Seviyormuş ismini. Dilan Hanım da geldiğinde Dilan Hanım da yani dün mesela kıyafetine yorum yapıldı. Ben onu savundum. Evet. Ama bugün benim kıyafetim üzerinden yorum yapmış. Benim tarzım bu. Kim? Giyinme Dilan Hanım. Ben mi? Evet. Ne zaman? Özensiz daha yeni giyiniyor. Gördüm. Özensiz giyiniyor. Bakımsız geliyor. Benim tarzım bu. Ben abartılı yok, ihtiyacım ben yok bir kere. Kim taşıyor bu lafları? Ben öyle söylemedim. Yok ben öyle duydum yani. Tamam gelsin. Gerçekten açıklarım ben onu. Öyle mi dedin sen de? Hayır öyle söylemedim. Siz o söylediğiniz röportajdaki lafları buraya gelmeyeceğiniz değil mi canım? Yani şöyle söyleyeyim. Görülmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Yayınlanıyor ya onlar. Evet evet. Masası ya. Özenli olur mu? Dendi ha. Ben de dedim ki yani kendine çok özen gösterdiğini görmedim. Dolayısıyla masada da şüpheliyim dedim. Evet. Anlamını biliyor musunuz? Çok da güzel bir anlamı var. Çok güzel bir anlamı varmış. Sonra duydum evet sonra ya gerçekten. O zaman telaffuz edebilirsiniz. Pişman oldum. Yeniden ay, pişman olun bir dakika sonra. Beyazlarla pişti olmuşsunuz. Sormayın Zuhal Hanım. Rahatsız mısın bu durumda? Tevafuk çok oldu. Memnun değilim. Tevafuk oldu.